ne kadar ayrancıda değişiklik olduğunu somut görebilecek durumdalardır. Biz Yüksel Başkanımızla gurur duyuyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sancağını, bayrağını Ayrancı'da her daim ayakta tutmuştur. Bundan sonra da tutmaya devam edecektir. Ben sizlerin huzurunda kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. Allah yol arkadaşlarından razı olsun. Ve bundan sonraki çalışmalarında da kendilerine üstün başarılar diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu işin tabii her yerinde yoğurt işi var. Ben şöyle söyleyeyim, benim bütün çalışma prensibim insan odaklı. İnsan odaklı baktığınız zaman birçok şey değişiyor. Ne değişiyor? Karşıya olan nezaket, karşılayış, tavır. Neticede bizim dinimiz bile insan odaklı çıkış noktası hep insan odaklı. Ne diyor? Öldükten sonra amel defterinin kapanmayacağı durumların bir tanesi, insanlık adına kalıcı eser bırakan diyor. Onun için benim bütün bakış açım ilişkilerin iyi olması. Burada farklılıklarımız mutlaka olmalı. Hepimiz aynı şeyi düşünemeyiz. Öyle olsa Cenab-ı Allah tek bir insan yaratırdı. Akıl vermiş, insan vermiş. Değişik düşünce tarzlarımız var hepimizin. Bunlar da bir güzellik diye düşünüyorum. Ama biz farklı düşünsek bile belirli noktalarda bir araya gelebiliriz. Vatan, devlet, bayrak, din, kültür, bu noktalarda bir araya gelebiliyorsak bırakın farklı düşünelim. Benim bakış açım bu herhalde. Birçok belediye maddi imkansızlıklardan yapmıyor zaten. Para artırdığınızı dahi söylüyorsunuz. Evet. Bunun için neler söylemek istersiniz? Ya ben şöyle diyorum. Yani bir evlilik yapıyoruz. Çocuğumuz oluyor. Çocuk bizden yemek istiyor. Oğlum paramız yok, yemek alamadım diyemezsiniz. Seçilen arkadaş da, kimseyi şey anlamında söylemiyorum. Yani seçilen arkadaş da nasıl seçildiğini, analizini yapacak. Ağlamış. Çabalayacak. Düşünecek. Allah akıl vermiş. Fikir vermiş. Düşüneceğiz. Çabalayacağız. Niyetimizi de halis tutacağız. Çünkü bizim görevimiz burada hesap vermesi kolay. Hesabı yukarıda vermek zor. Beytülmal. Tüyü bitmedik, yetimin hakkı var. Bu düşünceyle bakmak lazım. Seni çarpabilir birisi. 10 yıl sonra seninle helallaşabilir. Ama burada çalınan bir kuruşun hesabını kimse veremez. Kiminle helallaşacak? Olaya bu açıdan bakıyorum. Estağfirullah, inneme la amalü bin niyet. Niyetimiz neyse ameliniz olur. Bizim de Cenab-ı Allah işlerimizi rast getiriyor. Bir kapı kapansa bir kapı açılıyor. Hep Allah'a şükrediyorum, sabrediyorum ve şükrediyorum. Şükürler olsun. Olaya böyle bakıyorum. Başkanım, bu hani kalkınmadan öncelikli iller arası mevzusuna değindiniz ya. Evet. Çok isabetli bir tespit bu ama bunun bir örneği var mı acaba? Hani il ikinci bölge, ilçesi üçüncü bölge, öyle bir örneği var mı Türkiye'de? Bunu ben şöyle izah edeyim. Ankara'daki toplantıda siz yoktunuz galiba. Yok. Evet. Orada Bakan Bey'e ben bizatihi izah ettim. Çok haklı ve doğru bir gerekçe dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'na bunu mutlaka ileteceğim. Bu konuyu görüşeceğim dedi. Haftaya da Ankara'ya gideceğim. Tekrar nasip olursa bir daha görüşürüz.